Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere kumaş kenarına örgü ve bu örgülerin nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Biliyorsunuz ki şimdi kumaş delinince aklımıza bizim dikiş makinesi, dikiş işleri geliyor ve gözümüz korkabiliyor. Benim dikiş makinem yok, her şeyi ben elimde yapıyorum. O yüzden sizlerle bunu paylaşmak istedim. Tabii bir de korktuğumuz nokta, motifleri nasıl birleştireceğimizi tam olarak bilmiyoruz. O yüzden ben size bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Hani dikerek birleştirmek biraz daha zor tabii ki de. Olur mu? Olur tabii de. Ben size yine örerken ördüğümüz esnada nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Öncelikle yapacağım işlemi size anlatayım. Şimdi bu çok eski bir kumaştı. Aslı diye arkadaşımın, rahmetli annesinin kumaşı, Aslı arkadaşım bana verdi bu kumaşı. Ben de hem ona hem kendime örtü örmek istedim. Masamıza hatıra olsun diye. Şimdi kumaşlarımız böyle çok renkli. Tabii bunu şu an piyasada bulmamız mümkün değil. Yani nereden baksanız 40-50 yıllık bir kumaş var elimde. Ve çok canlı, görüyorsunuz o zamanların modası böyle canlı canlı renkler. Şimdi kumaşımı öncelikle bir kalıp hazırladım. Böyle bir işte kartondan kestim. Eşit ölçüleri olan. Daha sonrasında kumaşın üzerine şu şekilde yerleştirdim. Ve tükenmez kalemle kenarlarını çizdim. Daha sonrasında da kıvırma mesafesi olacak şekilde, yani şu şekilde kıvırma mesafesi olacak şekilde kenarlarını kestim. Ve görüyorsunuz bir sürü burada kumaşlarım var aynı ölçülerde. Daha sonra dikiş esnasına geliyoruz. Dediğim gibi benim dikiş makinem yok. Bakın elimle şöyle çizmiş olduğum yerden kıvırıyorum. Ve elime iğne, iplik, hepimiz biliyoruz, kullanıyoruz yani. İllaki öğrenmişizdir. Şu şekilde kıvırdıktan sonra iğneleyebilirsiniz de toplu iğneyle. Şöyle küçük bir parça buradan denk getirecek şekilde. Çünkü arkaya geçmemesi lazım dikişimizin. Şöyle sülfüre deniliyor buna. Bu niye bunu yapıyoruz? Şu atma işi. Bakın kumaşın böyle iplikleri dökülebiliyor. Bunu engellemek için, yani örüyoruz, o kadar emek harcıyoruz. Tabii ki de düzgün olsun. Şu şekilde yine bakın şöyle küçücük bir ipliğe takıyorum iğnemi. Sonra şu şekilde. Tabii bunu daha profesyonel yapanlar vardır. İlla ki sizin de içinizde vardır. Ama hani ben her zaman bu işi yapmıyorum. Ve yaptığım zaman da böyle yavaş da olsa yani keyifli olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde. Yapıyorum. Yani bu kısım anlaşılmıştır herhalde. Sülfüle bu. Bu şekilde bakın arkasına da dikiş izimiz çıkmamış oluyor. Bunun dört kenarını böyle bitirdikten sonra bunu kenara alacağım. Sizler için hazırladım çünkü birkaç aşama olarak. Bakın burada da görüyorsunuz kumaşımın kenarlarına işte dolgunu, delik dolguyu yapabileceğim alanlar oluşturuyorum. Hem de daha düzgün durmasını sağlamış oluyorum. Bunun adının ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Aslında biliyorsanız siz yazabilirsiniz. Evet, iplerim de, benim ipim de çok ince. Yani hani çok kalın bir ip değil. O yüzden rahatlıkla örebiliyorum. Şu şekilde yani delik delerek. Deliklerden şu şekilde batırıp şöyle göstereyim. Rahat bir şekilde geçirip şöyle bu şekilde çekiyorum. Bunların üstüne bir delik, bir dolgu, bir delik, bir dolgu şeklinde olacak. Tek rakam olduğu takdirde yani köşeleri de denk gelmiş oluyor. Ona dikkat edelim. Yani ben burada 17 tane benim delik ve dolgularım var burada saydığım zaman. Bu şekilde bu işlem bittikten sonra ben tamamladım bunu. Bakın 3 sıra delik dolgu yaptım. Burada 3 sıra delik dolgu var. Dediğim gibi tek rakam olduğu zaman köşeler denk gelmiş oluyor. Gelin birlikte sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bakın denk gelmiş oluyor köşeler. Ve daha sonra üst sıra yaptıktan sonra
Son sıramı ben sarı renk tercih ettim. Bu şekilde şimdi size birleştirmeyi gösteriyorum bu sırada. Sonra birleşmiş halini de göstereceğim. Normalde köşelerde 5 sıra 5 zincir çekip şuralarda hep döndüm. Buralarda hep 5 zincir var. Bu orta kısımlarda yani normal sırada 3 zincir, 4 dolgu var. Şimdi ben şöyle yapıyorum. 1 2 2 tane zincir çekip, biliyorsunuz ki bunların tersi düzü tabii ki de var. O yüzden düzüne denk getirmemiz gerekiyor. Şurayı ortaya birleştireyim. Tam şurada birleşmiş olan yere şöyle şu şekilde batırıyorum. 2 zincir çektikten sonra. Daha sonra şu şekilde geçiriyorum ve yine 1 2 zincir çekip şuradan dolguma devam ediyorum. Bir tane daha göstereceğim sizlere. Bu tam köşeydi. Dört tane dolgum var. Ve ben çift atarak dolgu yapıyorum fark ettiyseniz. Evet, bir tane zincir çektim. Dediğim gibi köşelerde sadece iki tane zincir çekip batıp tekrar iki tane zincir çekmiştim. Şimdi bir zincir çektim. Buradan birleştirdim. Bir tane daha çektim. Ve ne olmuş oldu? Bunlar bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi bir tane daha gösterdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Yine dört tane. Bir tane yine zincir çektim. Şuraya geliyorum. Bu şekilde bu görüyorsunuz. Boşta yani deliğe batıyorum. Şu şekilde bir zincir daha ve yine dolgumu yapıyorum. Bir tane daha göstereyim daha yavaş bir şekilde. Ya sonuçta hani çok yapmıyorsanız ve bu birleştirme sizin gözünüzü korkutuyorsa ben bu videoyu zaten yardımcı olmak amaçlı çekiyorum. Şimdi bir tane daha göstereyim son olarak. Bakın 4 tane şimdi dolguyu yaptım. 4 dolgu bittikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Geliyorum bu delik dolguların arasındaki deliğe, bakın şuraya. Tığımı koyuyorum, geçiriyorum. Şuradan çekip zincirimin içinden çıkartıyorum. Ve bir tane daha zincir çekip dolgu yapmaya devam ediyorum. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın. Yani dikmenize gerek yok bu motifleri birleştirmek için. Gayet bu şekilde hem daha düzgün hem de daha kolay olmuş oluyor. Ben şimdi bunların size birleşmiş halini göstereyim. Dediğim gibi arkadaşımın annesinin, rahmetli annesinin kumaşıydı bu. O yüzden şimdi onun için yaptığımı göstereyim. Arkadaşım Aslı için. Bakın onunki, o kırmızı tercih etti kenarlarını. Ona kırmızı yaptım. Daha kenarlarını da geçeceğim ve daha da büyüyecek bu. Bu şu an bu sarı set paye çok güzel uydu. Tabii biz bunu masa için düşünüyoruz. Sizler de böyle renkli kumaşlarınız varsa evde değerlendirmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Hem çok pratik hem çok zevkli. Hani akşamları canınız sıkıldığında film izlerken bu şekilde elinizde bir uğraş olması güzel bir hobi bence. Şimdi diğerlerini göstereyim size. Dediğim gibi ben bu işi çok seviyorum ve birkaç tane örnek size göstereceğim. Bakın bu da böyle kırmızı bir kumaşa yapılmış bir çalışma diyeyim artık. Evet. Aynen her şeyi elimle yapıyorum. Dikiş makinem yok. Evet, şimdi size diğerini göstereyim. Bu da aynı şekilde. Çok renkli, cıvıl cıvıl. Bunu mutfağımda kullanıyorum. Çok renkli gerçekten. Bu kumaşı Ikea'dan aldım. Bu kumaşı temin edebilirsiniz. Ikea'dan kumaşlar çok renkli, çok güzel zaten. Hani kumaş bulma konusunda eğer yoksa elinizde Ikea'ya gidip alabilirsiniz. Tabii bir sürü yerde çok renkli kumaşlar var.
Ama örtü olunca biraz daha kalın bir kumaş olması gerekiyor. Bence daha güzel durması için çok buruşmayacak bir kumaş olması lazım. Evet, son olarak da size bunu göstereyim. Bu da çok renkli, canlı oldu daha sonrası. Kırmızı, beyaz. Evet, bu da böyle motif motif yapıp daha sonra birleştirdiğim bir çalışma, bir örtü. Bu da dediğim gibi motifleri tek tek yaptım. Sonra tığla tabii ki de birleştirdim. Ve bu çalışmada hem motifin olduğu hem dikişin olduğu bir çalışma olmuş oldu. İnşallah videom sizin için faydalı olmuştur. Yeni bir hobi edinmek isteyenler için örnekler de güzel olmuştur umarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.